Gazeteci yazar Ayhan Ongun'un hazırlayıp sunduğu Kent TV ekranlarında canlı olarak yayınlanan açık görüş programına konuk olan gazeteci yazar Fikret Karataş, Bodrum gündemine ilişkin çarpıcı açıklamalarda bulundu. Hükümetin uyguladığı yanlış politikalar ve komşularımızla ilişkilerimizde yapılan yanlışlar sonucu, Dünyada giderek yalnızlaşan ülkemizin ekonomisinin bozulduğunu, sosyal ve siyasal yaşamında buna bağlı olarak kötüye gittiğini savunan Karataş, bu durumun turizmi olumsuz etkilediğini, bir turizm kenti olarak da Bodrum esnafının zor günler geçirdiğini söyledi. Bodrum'un acil çözülmesi gereken sorunlarına ilişkin devletten yeterli desteği alamadığı gibi Gerel yönetimlerinde yetersiz kaldığını ifade eden Fikret Karataş, son günlerde çok tartışılan katı atık tesisiyle ilgili şunları söyledi. Uzun yıllar çözüm bekleyen bir sorun olan katı atıkların ayrıştırılması, depolanması ve geri dönüşümüne ilişkin geçmişte çok önemli çalışmalar yapılmıştı. Yarımada Belediyeler Birliği Genel Sekreterliği yaptığın dönemde içme suyu, yollar ve katı atıkla ilgili Dünya Bankası'ndan kredi imkanı bulmamıza karşın ne yazık ki bu fırsatı değerlendiremedik. Bir çöp alanına dönen bodrumda kaynağında ayrıştırılmadan başlayarak bir ayrıştırma ünitesiyle birlikte depolama ve geri dönüşüm ünitelerinin de içinde yer alacağı bir kompleksin acilen yapılması gerekir. Bu konuyu siyasi malzeme yapmak doğru değildir. Şu an uygulanması düşünülen proje eğer ayrıştırma ve geri dönüşüm üniteleriyle birlikte yapılmazsa yapılacak tesis bir vahşi depolama alanı olacaktır. TOKİ konutlarına ilişkin bir soru üzerine de Fikret Karataş görüşlerini şöyle açıkladı. TOKİ son zamanlarda asli görevi olan sosyal konut üretme yerine lüks konutlar, rezidanslar yapan bir ticari kuruluş haline geldi. Bodrum doğal yapısına, imar durumuna uygun gerçek halk sahiplerine konut sahibi yapacak bir uygulamaya elbette kimse karşı çıkmaz. Bu arada konutların yapılacağı alan da önemlidir. Doğaya ve çevreye zarar vermeden yapılmalıdır. Daha da önemlisi rasyonel bir ihtiyaç analizi yapılmalıdır. Genelde sorunlar ihtiyaç tespiti yapılmadığı, halkın görüşlerine başvurulmadı, biz yaptık olduğu zihniyetiyle hareket edilmesinden kaynaklanmaktadır. Bir kenti yapılacak, o kente yaşayan insanları ilgilendiren projeler mutlaka kent insanlarının talep ve ihtiyaçları, görüşlere dikkate alınarak yapılmalıdır, dedi. Orta kent yaşlı bölgesine Bölgesi yapılması planlanan külliyede de aynı mantık geçerli olmuş. Halka rağmen bu projeye dayatılmıştır diyen Fikret Karataş, yerel yönetimlerin ve meclis üyelerinin daha aktif ve inisiyatif sahibi olmaları gerektiğine dikkat çekti. Açık Görüş programının bu bölümü Cuma akşamı saat 20.30'da, Pazar, Pazartesi ve Çarşamba günü saat 12.30'da tekrar ekrana gelecek. Program, program www.kenttv.net üzerinden de izlenebilir.